Arabama bak ya. Alo. Alo. Boşços nereye döneyim? Artık sen bir şoför oldun. Hadi bakayım. Tabii. Hepinizi geçemedim deyip gülmeyi bekliyordunuz değil mi? Hayır. Evet. Ben ben sana mi? Değil hepiniz seninle gülmek istedim ustam. Hadi bakayım. Haksız çıkardın yine. Helal olsun kardeşim. Selam ederim. Ama çok ilginç bir paralel evrene girdim oradan sonra. Ne oldu? Sen niye dayılarla şey ben, bak, yani onu hikayeye bak şimdi. Ben şimdi bir tane çocuk vardı benim derse birlikte aldım. Tabii onu da bıraktırmıştın benim, evet. Evet geçen sınava gittiğimde onun abisi gelmişti. O dönerken beni de bırakmıştı. Hı hı. Dedim ki bu o da kalmıştı ya, ben kaldım deyince gerilmiş çocuk kalmıştı o da. Hı hı. Şimdi ben geçtim dedim. Sana yazar. Çocuk rahatladı geçti. Bu sefer harbiden bana yazmış geçenki yerlerde. Ah, çocuğun alt üst TL'sini ödedin mi? Hayır abi ödemiş. Tamam abisi yazmış. Bu arada taksiye bu sefer 50 TL verdim. Geçen 60 vermiştim. Aynı yerden aynı yere gittim. 10 TL ne taksici, fark ettirdi benim. Taksi sikmiş seni evet. Taksiciye yazdı 10 TL. Koreli misin? Değilim. Ama araba benziyorum o yüzden param çok sanmış olabilir. Şey ama yok işte param ya. Anlasaydı keşke. Neyse. Ama kraldı bak bu taksici çok kral. Bir tane sokak geçti taksimetreyi kapayım öyle döneyim dedi. Dedim ya bu adam wow. Bu adam yani özel bir insan. O adam bırakır büyük ihtimalle bu hafta. Neyse. Ya bilmiyorum direkt az yazdı herhalde. Helal olsun. Neyse geçtim sınavı biliyorsunuz orada çok şey yapmıyorum. Anlatma. Sürdüm geçtim hiçbir şey. Peki hata yaptığını düşündüğün bir yer var mı? Hiç sıfır. Aman. O kadarsa yani tüy gibiydi araba böyle bir şey olmaz. Şiş. Paralel parkta biraz kaldırıma girecek gibi oldum. Dedim ki ben bunu düzelteyim bir hemen. İleri geri yaptım tip diye soktum. Sen var sen yılan yani, yılan. Tabi. Adam durmadan bakıyor tekerleğe ulan kaldırıma değdim diye falan. Ben diyorum ki sen amca diyorum yani böyle ne bakıyorsun sen yaslan arkana. Neredesin? Neyse. Night TV çok bu arada on bileceksin canımsın elimiz. Ben bekledim. Bu çocuğun abisi geldi. Çocuk da girdi sınava geçti. Hayırlı olsun. Aldılar beni. Tabii. Gidiyoruz. Gittin. Dedi ki yolda. Geliyor. Bunlar şey otomobil satıcısıymış. Tabii. Bunlar. Bir yerde araba almaları gerekiyormuş. Gittik arabalarını aldık. Sonra iki arabamız oldu böylelikle. Tabii korpa. Gittik korpa. İki arabayla gidiyoruz. Bunların dükkana gittik. Bir arabayı bıraktık. Tabii. Hangi arabayı bıraktın? Ben doğru. Şimdi neyi bıraktık biliyor musun? Hiç de adını bilmiyorum. Yenisi mi eskisi mi? Kötü olanı bıraktık. Yani yenisini bıraktık. İşte onu bir yerden alıp bir dükkana bırakması lazım. Tamam yenisi kötü demek ki. Evet. Ben kendi bizim mapimi yaptım. Daha iyiydi. Bizim bindiğimiz Volkswagen bir tane siyah arabaydı. Güzel bir tertemiz. Tabii. Neyse. Bir arabayı bıraktık dükkana. Düzgün bir park etti işte satıcı herifine güzel gözüküyor. Sonra gidiyoruz yine çıktık yola. Dedi ki ya işte ikide bir soru acelen var. Ben diyorum ki yok boş adamım. Neyse. İyi demişsin. Bu sefer dedi ki bunların tam bir kahvehaneye uğrayalım fasulye varmış şehir dışından getirmiş dedi. Kardeşine. Boşu, sen yanlış işlemlere gitmişsin. Onlar dedim sanki ki, farklı şeyler. bunlar fasulye koda dedi. Bunlar kod adı sanki ama hadi bakalım. Dayısı kahvehane, dayısı işletiyormuş işte. Boşu, side quest'e gitmiş. Bu sefer dayısının yanına gittik kahvehane. Ticaretin göbeğinde. Ben de arkada oturuyorum. Evet, ok yani. Eve gidip bedavaya gidiyorum. 50 TL'li yemek alırım. %50 neyse, şans abi eve gidemeyebilirmişsin de bu arada yani. Ya geçen gitmiştik işte. Bu sefer yan görev çıktı çok. Olsun. XP geldi mi şehir peki? Şehir dışından fasulye yollamışlar işte. Hı-hı. Gittik kahvehaneye girdi. Şehir dışı dediğin sonra Küba mı? Konya falan ne bileyim. Şehir bir de fasulye. Evet fasulye biraz Sasuke ya. Gittik. O kahvehanenin şey bir de şey şarkısı açtı camları indirdi abisi. İnanılmaz bum bum şarkılar var ya bir tane var hiçbirinin adını da bilmiyorum ben. Ben de bir tane Türkçe ultra remixli şarkı düşün. Ay hemen canlanır kafanda. Canlanmadı
Reklam Prime. Ya o hikaye çok iyi gidiyor. Karam çok iyi. Yine içecek misin? Ne diyor bu lafse, hoş geldin. Dur. Volcho Speak. Dost hala aynı yerde misin? Reklam. Bitti reklam. Geldik. Kısa bir aran aldım. Biz duruyoruz işte çocukla. Kahvehanenin önünde. Bu sefer abisi içeriye gitti, gelmedi. Dayı geldi. Atletiyle. Hadi bakalım. Herhalde fasulyeleri ayıklıyordu. Yara attı. Yara gümrük geldi. Dedi ki, yeğenim gelin ya abi. İçeri gir. Gelmişsiniz. Bir şey de ısmarlayalım. Hiçbir şey ısmarlayalım. Öyle gidilir mi dedi. İçeri girdik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Öğretim tesisi. Herkes okey falan oynuyor. Biz de 3 dayı, abisi, çocuk, ben bir masaya oturduk. Prime reklam arası. Bu hikaye nasıl anlatıyor? Bu hikaye çok Sasuke. Bir geldi, bir şey anlatıyor. En son işte ya, şeye gitmiş işte. Bayağı bildiğin uyuşturucu mekanına gitmiş yani. O ya, yani en son oydu. Ve geçmiş mi sınavı? Pardon fasulye, geçmiş. Ya, neyse. Kafası güzel geçmiş herhalde ama. Prime reklam arası geçti. Tek devam ediyoruz işte. En son bölümde ne yaşanmıştı? Biz kahvehaneye girdik. Dayıyla, üç dayı, abi, çocuk, ben. Yanında okey taşları deviriyor. Ya şu falan. Anda video, yani şunu al, benim webcam'i kaldır, TikTok videosu sana satayım. Birisi araba sürüyor, Bojo salak bir hikaye anlatıyor. Neyse. Sonra ben oturuyorum işte, dedi ki ne içersin falan, dedim soğuk su. Ya bu soğuk su içelim mi falan dediler. Bunlar başladı konuşmaya. Ya hikaye, hikayeye bak. Abisi bunun satıcı ya. Şey satı, araba satıcısı. O detay kritik. Bu ya bir tane akrabasından araba almış satmak için. Ama ya akrabası diye de çok yani güvenmiş. Almış bu, demiş ki akrabası şey diye satın almış arabayı. Bir parça değişikliği var. O kadar, başka bir şey yok. Motor. Bu aldıktan sonra şeye sokmuş işte, inceltmeye sokmuş. Ha. 6 parçası sıkıntılı değişmiş arabanın. Olaya bak. Sıkıntı diyor yani. Bunun dayısı falan diyor ki, aradık ben böyle miydi? Senin aradık baban mı? Olsa onun üstünü çizer falan diyor. Bir daha da bakmaz. Güvenmeyeceksin babana falan. Olan aramasın kardeşim yani. Bir takıntısı var. Ya araba yani yeniden yapılmış diyor. Ve takıldılar, onu... sigaralar yakıldı herkes. Araba 6 parça. Almadan önce yapması gerekmiyor muydu peki abi? İşte güvenmiş oldu. Güvenmiş. Çok yakın bir akrabasıymış diye almış direkt. Tandı. Adam ya. Dayı diyor ki babana bile güvenmeyeceksin. Dayı biraz... Cigaralar yakıldı. Dayı ben çok şey. Bir tane dayıda da şey var. Okey var herhalde. Gazete bulmacası. Yok, yan masalarda okey var. Bizde yok. Nasıl bizde ya? Sigara sadece. Bir de çay. Alın onu. Yedi harfli. Kahve anne duman altı falan. Bunlar işte sohbetini etti. Ben de böyle... People sit yani. Oturuyorum. Dayılar konuşuyor, sigara. Peki ne geldi altı sana içecek? Ben soğuk su geldi. Afiyet. Şey değişti, plastik bardak oluyor. Plastik bardaktı, o beyaz plastik bardak mı peki? Yok şey plastik, evet. Bardak. De üstü kapalı olan var ya. Aa, bozmuş orası. Yok öyle. O ne, Starbucks bardağı? Starbucks bardağı. Oralet istesem diğeri gelirdi. Neyse ben gerildim çünkü. Bir ara bir konuşmada Haydar falan geçti. Ben dedim çok iyi. Haydar varmış adamın, dayının, kahvehanedeki sahibi olan dayının galiba, abinin dayısı. Hala fasulyeden emin miyiz? Sonra işte sen fasulyelere baktın mı içine? Adamlar dedi ki, işte böyle güvenmeyeceksin falan, arabadan konuştular. Suyumu içtim, çayı bitti. Sonra adam içeriden şey içinde, poşet içinde fasulyeyi getirdi. Fasulyeye baktın mı? Görmedin. Yok, heh, tamam. Şey var ya, kumaş poşetler. Kumaş poşet bir de. Kumaş poşetin içine getirdi. Verdi, gözükmüyordu fasulye. Bagaja attı fasulyeyi. Ben de oturdum. Sonra fulledi yine sesi tüm camları açıp. Sahilde falan diye bir şarkı var ya. Patlaya patlaya geldik sonra. Ben de patlamayın ama. Patlama şimdi. Arkada o fasulye varken patlama. Sonra fasulyeyi side quest'inde aldık, arabaya koyduk. Eve döndüm sonra, böyle bir anımdı. Ehliyet kursuna. İyi ölmemişsin ha. Helal olsun.
İyi tutuklanmış. Siz niye bu kadar garip yaptınız anlamadım. Biz garip yapmadık ustam. Hikaye Sasuke. Ben hiç oralara şüphelenmemiştim yani. Ben genel olarak dayılarla... Peki, hep öyle oldu peki zaten. Geriye düşününce nasıl düşünüyorsun? İlginç oldu şu an. Ama ben genel olarak durum içindeyken ya kahvehane masasında oturuyordum. Yanında okey sesleri gelirken 3 tane dayı otomobil satışı hakkında falan konuşuyorlar. Hemen biz de geride bir tane yoldan araba alıp dükkana götürdük vesaire. Ben de oturuyorum. Ya, hayır yani araba alıp götürüp sonra fasulye. Biraz Sasuke ustam. Hiç fasulyeyi falan düşünmedim yani. Durdum. Dedim ki ben direksiyon sınavındaydım en son. Niye dayılarla şu an masadayım 6 tane kişi. Niye ticaretin göbeğindeyim? Evet ticaretin göbeğindeyim bir an. Araba falan satıldı. Şeye. Ha, araba satıyorlardı bir de. Nasıl? İnşallah araba satılmıştır. Arabalar sat, o dayılarla falan konuşuyorlardı. Bir tane de araba şeye satmışlar galiba. Hayır. Hazır ayaküstü. Sınav hocalarından birine. Ne? Ayaküstü nasıl bir satış abi bu? Fasulye satmış. Fasulye satmış olmasınlar bunlar. O çocuk da çünkü o dükkanda çalışıyormuş arada işte. Git gel. Aynen. Sınavdayken hani konuşturuyorlar ya. Taşıyıcı. Dükkandan falan açılmış herhalde. Arabadan indiler çocuk sınavda hata yapmadan geçmiş. Sonra bir indiler abisiyle arabaya, bu arabayı kaça bırakırsınız? Harbiden bu nasıl araba bir iş adamı anasını satayım. Direkt yani telefonlar çıkarıldı çocuk diyor ki bak bu bizim sayfa falan. Korpa. Benim bir araba var bunu satsam size bir takaslasak üstüne para versen falan. Adam dedi ki hallederiz. Hallederiz dedi adam. Oradan da bir araba sattılar yani herhalde. İnşallah. Güle güle kullansın abi kazasız belasız. MFDN'ne çok konuşuyorsun canımsın. Yani ben son 5 yıldır bu kadar dolu bir gün yaşamadım. Tabii sen enteresan sen iyi ölmemişsin ha. En son bu kadar dolu bir gün yaşamadım yani. Bu sadece. Hala yaşıyorsun en azından. Yaşıyorum. O da doğru. Bana yaşıyorsun bu hayatı ya. Düşün adamlara. Olaya bak taksiye vereceğim 50 TL'yi yemeğe verdim. Ah. Afiyet. Oh yerim şimdi. Geldi. Afiyet usta. Burası yani niye pas oluyor? Araba çektik ama yemek de aldım o parayı vermediğim araba için. Araba da sattık. Araba da sattı. Bana alakası yok arabanın da. Evet. Abisi dedi ki satarsın o hocaya arabayı komisyon veririm sana dedi. Keşke fasulyeden alsaydın. Fasulye almayayım ya. Çok yoktu niye, zaten. Niye? Bir alsaydın ya. Oğlum bu organik çizgi filmden araklanmış şey değil mi? Özel bir fasulye var. 3-4 tane ekiyorsun cennete kadar fasulye büyüyor. Bayağı hikaye çalıp bize sattın az önce sen ben dinledim de. Ben bunu bugün yaşadım. Ufacık poşet. Cennete çıkamadım. Fasulye veriyor dede ya. Ya ufacık değil ya bir tane poşet. Şey, eczanenin eczane hı-hı poşetler oluyor ya onun 1,5 katını düşün kumaş. Ya nasıl ya bir bu yani nasıl bir ölçüm biri vallahi kahretsin ya. Eczane poşetini al 1,5 katını yap. Poşet yap sonra kumaş yap. Yükseklik olarak arttır eczane poşetini 1,5'a. Kumaş yap bir de aynı poşette böyle dolu dolu. İçi hayır, dolu yani harbiden... şişten. Ya hayır. Sen aşağı yukarı 2 kilo fasulye için bunu yapacaklar inandı mı peki? Ama şehir dışından gelmiş. Tabii ben de Venezuela'dan tabii ben de işte diyorum ya benim de benim de Venezuela'dan gelse ben de yaparım. Neyi alacaksın? Sanki sıkıyor oğlum. Ben seni siz alayım geliyorum. Bekle geliyorum. Bayağı neredesin? Fazla fasulye o bu arada. Yani ben 2 ay doyarım onu. Tankı ne yapabilirim ki? Tamam ben geliyorum halledeceğim. Askeriyeyi nasıl halledeceğim? Halledeceğim ustam. Asker... Ustam halledeceğim. Bana bir F16 alayım. Bu da böyle bir günlüğü. Ayarlıyorum geçtim ustam. Vado'ya falan götürürüm sizi hiç sıkıntı yok. Babası abi evinden falan alırım seni sıkıntı yok. Sokaklara falan girerim. Değil mi? Prosti kolay zaten. Prosti'nin evi oraları açık.